Plastik işleme yöntemlerinden bir tanesi olan plastik eksizyon yöntemi, plastik sektöründe çok fazla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde plastik ham madde yani polimer önce ısıt işlem görür, daha sonra belirli kalıp ve ünitelerden geçerek boru, profil, levha, film gibi birçok değişik ürün haline gelir. Bu yöntemde sırasıyla mikser, kurutucu, ekstrüder makinesi, kafa, kalıp sistemi, kalibre ünitesi, soğutma havuzu, vakum, çekici ve kesici gibi birçok donanım kullanılır. Bu donanımların ürüne giden yolun en başındaki olan kurutma, eğer malzeme nem çekme özelliği olan bir malzeme ise tedarikçi firmanın vermiş olduğu veya kullanılan malzemenin cinsine göre belirli süre, belirli derecelerde kurutularak ekstrüder makinesine gelir. Eğer polimer malzemeye daha fazla özellik katılmak isteniyorsa ya da polimer malzemenin yani ham maddenin maliyetini düşürmek amacıyla dolgular kullanılmak isteniyorsa ya da müşteri isteğiyle malzemeye renk katılmak isteniyorsa bunların homojen bir şekilde karışması için polimer malzeme bir mikser içerisinde homojen bir şekilde karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi gerçekleştikten sonra malzemenin ekstrüder makinesi denilen bir makineye gelerek ısı işleme tabi olması gerekir. Ekstrüder makinesi sistemin en önemli makinesidir. Bu makine polimer malzemeyi vida denilen elemanının üzerinde, vida kendi ekseni etrafında dönen bir elemandır. Vida ile beraber ileriye doğru taşıyarak kovanın üzerinde bulunan restanslar ile ısıtarak malzemeyi ergitir. Burada malzeme, polimer malzeme ergiyerek akışkan hale gelir ve vida boyunca kafaya doğru gider. Kovanın içerisinde iki farklı şey olabilir. Bunlardan bir tanesi gaz. Eğer nemli bir malzeme ise bu gaz alıcı degazör denilen yerlerden dışarıya atılarak ürün veya yarı mamül üzerinde nem uzaklaştırılmış olur. Bir de yüklemeden dolayı veya malzemenin akışkanlığından dolayı kovan içerisinde bir basınç oluşur ki bu basınç da kafaya yakın yerlerde olup çok yüksek olmaması gerekir. Basınç çok yüksek olduğu takdirde polimer malzeme kafa yerine besleme bölgesi dediğimiz konuya doğru yaklaşır. Bu istenmeyen bir durumdur. Homojen bir şekilde dağılmış vidanın taşırken tam kıvamına getirmiş olan malzeme vidada kafa ya da kalıp diye tabir edilen bir elemanın içerisine girer. Kafa ya da kalıp aslında ürüne giden yolda ürüne en yakın malzeme şeklidir. Kafadan çıkan malzeme kontrolleri yapılarak et kalınlığı ve gözle kontrol yapılarak yüzeyinde herhangi bir çizik veya renk değişikliği olmaması kaydıyla kalibre ünitesine girer. Kalibre ünitesinde malzeme önce vakumla çekmeye, dış hatlarının oluşmaya zorlanır. Kalıptan ayrılan malzeme kalibre ünitesine girer. Profil ve boru ekstrüzyonda kalibre biraz farklılık gösterebilir. Örneğin profil ekstrüzyonunda kalıptan ya da kafadan çıkan malzeme kalibreye girdiği anda kalibre kapalı bir ortamdır. Kalibrenin içerisinde ürüne temas eden sadece vakum kanalları dolayısıyla vakumdur. Burada vakum ürünü dış boyutlarını verebilmek maksadıyla dışarıya doğru çeker ve ürünün geometrik şeklini ortaya çıkartır. Aynı zamanda kalibrede ürüne temas etmeyen bir soğutma kanalı vardır. Soğutma kanalının görevi kalıbı soğutmak, dolayısıyla ürünün üzerindeki ısıyı uzaklaştırmaktır. Profil kalıplarında kalibre hem soğutur hem de vakum yapar ve ürünün ön şekillendirilmesini gerçekleştirmiş olur. Boru kalibrelerinde ise kalıptan çıkan yani kafadan çıkan eriyik malzeme kalibreye girdiği anda hem suyla karşılaşır hem de vakum etkisiyle vakumla karşılaşır. Dolayısıyla burada profilden farklı suyla temas etmesidir. Malzemenin suyla temas etmesi demek aynı zamanda soğuması demek. Dolayısıyla vakum etkisinin azalması demek. Burada dikkat edilmesi gereken husus kalıptan çıkmış eriyik haldeki belki 170-180 santigrat derece malzemenin cinsine göre değişen ısıdaki malzemenin sertleşmeden yani soğumadan vakumun tam olarak yapılmasıdır. Burada vakum kanalları çok önemlidir. Vakum kanallarının boyutu ve çokluğu ürünün büyüklüğüne ve et kalınlığına göre değişir.
Bunu kalibreyi yapan firma tasarlar ve uygular. Kalibreden çıkan malzeme dış hatlarını tamamen almıştır. Ufak tefek çekmelerden kaynaklanan bir işlem devam edecektir. Dolayısıyla soğutma havuzuna girer. Malzeme soğutma havuzunda yine vakumla karşılaşır, aynı zamanda soğuk bir suyla temas eder ve soğuma gerçekleşir. Malzemenin soğutma havuzundan çıktığı anda karşılaştığı istasyon ya da ünite çekicidir. Çekici ünite burada ekstrüderden çıkan malzemeyi düzgün hızlarla çekmek, daha sonra kesme ünitesine göndermektir. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de çekicinin palet yardımıyla malzemeyi çekmesi. Çekerken de malzemenin sıcak olup çekici paletler arasında ezilmesinin engellenmesidir. Dolayısıyla çekici paletlerin basıncı burada kontrol edilmesi gereken bir unsurdur. Çekici malzemeyi çekip kesme ünitesine gönderir. Kesme ünitesinde malzeme giyotin ya da daire testleri denilen kesiciler yardımıyla kesilir. Burada dozajlamaya, ekstrüder vida hızına, aynı zamanda çekici paletlerin hızına senkronize edilmiş bir kesici düşünebiliriz. Kesici borunun ya da profilin hareket etmesiyle hareket eder ve düzgün bir şekilde kesme işlemini gerçekleşir. Bundan sonra kesilmiş olan malzeme müşteri isteği doğrultusunda istenilen boylarda isifleme yapılarak ürün haline gelmiş olur.